deneyen her 10 kişiden 8'inin beğendiği Gavi Digest'le içiniz rahat. Derya Ulu geliyor! Bizim evde Asil'in sözü geçer. Ey be! Peki kimin sözü geçer? Benim tabii ki. Beni gerçekten anlamadıkça, beni anlamadığı için ayrı sinirleniyorum. Sonra ilk sinirlendiğim şeyi unutuyorum. Soda kapağını çakmaklar. Dişimle açsam? Aç. Niye öyle yaptın? Niye öyle yaptın? Hayır, onu o anlamda yapmadın. Çat diye kapattın. Hayır, yapmadım aşkım. Ben zaten sosyalleşecek vaktim yok. Benim sosyalleşince ben yoruluyorum. Ayıracaksınız, ayır. Aynı yere değil, aynı yere değil. Ay işte. Nefesini almazsam biterim, nefesini almazsam herkes. Talk Show Pelerine hoş geldiniz. Ne güzel geldin bugün. Heyecanlandım. Bugün gerçekten konuğum hepimiz için çok özel, çok çok başarılı bir kadın. Türkiye'nin en başarılı kadın sanatçılarından bir tanesi. Hepimiz şarkılarını dinliyoruz, eğleniyoruz, gerektiğinde aşk acısı çekiyoruz. Hazırsak Derya Ulu geliyor. Çağırayım, beklemeyeyim diye valla. Bana kalsa ben konuşurdum sabahlara kadar. Geçeyim mi? Selamlar herkese. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Sonunda bu koltukta gördüm seni valla ya. Biraz maceralı oldu bizim şeyimiz. Olsun. Valla çok mutluyum seni burada gördüğüme. Ben de mutluyum. Yani böyle konuk almayı çok istediğim kişilerden tabii ki de bir tanesiydin. Hem enerjinle hem böyle programda sanki enerjimiz de çok tutarmış, böyle çok eğlenirmişiz gibi hissettiğimden dedim lütfen gel Derya gel. Oğlum iyi yaptın. Valla biz de bir türlü denk getirememiştik sonunda. Bugün bence en güzeli olacak. Hayatının nasıl bir dönemindesin? Sanki böyle dışarıdan artık böyle hani yavaş yavaş o böyle gençlik ve böyle gençlik telaşın bitti ve artık çok daha pişip çok daha böyle star bir noktadan Nefes albümüyle birlikte böyle zirvede artık kurulmuş gibi gözüküyorsun tam olarak. Doğru mu izliyorum acaba? Ederim. Ya mutluyum tabii ki de. Sonuçta albüm hani single'dan farklı bir şey. Çok uzun süre emek veriliyor. Çok büyük bir ekiple çalışıyorsun. Bir sürü önemli işte söz yazarı, besteci, aranjörle çalışıyorum. Kendi zaten ekibim de var. Aylar süren hatta yıllar süren totalde bir yorgunluk var. Onun yorgunluğunu alıyor aslında. Biraz da rahatlıyoruz çünkü çok şarkımız var. Daha da hatta bir bana diyorlar ki hani tekrar albüm yapar mısın? Şu an düşünmüyorum diyorum ama yani çok da şarkı var. Single single benim her hafta şarkı çıkarmam lazım. Öyle bir tempo zor. Albüm gelir o zaman bir tane daha. Gelir ama tabii bu kadar yakın bir süreçte değil çünkü zor. Herkes single çıkarıyorken sen dedin ki durun bakın ben albüm çıkarıyorum. Ve albümde patlayan birçok şarkı oldu. Bir tane şarkı da değil, bir tanesi de Asil'le olan şarkınız Yansıma. Gerçekten albümü ilk dinlediğim anda zaten sana da hemen yazmıştım. Evet. Hemen gözüme kestirdim. İnanılmaz güzel bir şarkı ve çok güzel bir albüm zaten. Totali de çok güzel bir albüm. Teşekkür ederim. Sen gerçekten orada Yansıma'yı direkt keşfetmişsin daha bilmiyorum, ilk duygu olarak da Asil'le olduğu için de belki bilmiyorum duygusallıktan da mı hemen ya böyle. Ya değişik bir şarkı aslında. Mesela orada biz en büyük sürprizimiz o oldu. Biz hani işte müzikal bir şey, düet, beklenen düet bizden işte slow ver yansın bir şeylerdi. Biz dedik ki yani tam tersini yapalım. Çok tatlı bir şey olsun, naif bir şey olsun. Hiç düşünmemiş miydiniz bu şarkı patlar? Bak birlikte yapıyoruz işte şöyle sevilir böyle yani sevilir. Yani genel olarak konuşulan şuydu yani bu şarkı ya yok olur ya da çok sevilir diye. İki ara bir derede. Evet yani ortası yok dediler hani gerçekten de öyle oldu. Maşallah nazar değmesin. Senin favori şarkın hangisiydi peki toplam albümdeki? Yani şimdi hepsi benim bebeklerim. Hepsi benim bebeklerim. Yani çoğunu hani biz yazdığımız için şimdi öyle bir ayrım yapamıyorum ama hani benim için hem yazım aşamasında hem böyle tarz olarak aslında çok böyle istediğim şeyleri yapma açısından Polis şarkısı
benim için hep ayrı bir yerde albümde. Onu henüz daha kimse keşfetmedi arkadaşlar. Keşfedin arkadaşlar. Evet, onun hikayesi de farklı çünkü biraz. Annen seninle ilgili hep böyle işte, bence sen senin için yaratılmış mesleği yapmıyorsun. İşte sana uygun bir meslek değil bu. İşte karakterinde farklı bir meslek, uyumsuz bir meslek diyormuş. Evet. Sebebi nedir bunun? Ya sebebi ne biliyor musun? Ben politik olamıyorum. Olamıyordum daha doğrusu. Artık oluyor musun? Artık yavaş yavaş öğrendim ama şeyi yapamıyorum. Mesela hani bir yerde mutlu olup ya da mutsuz olduğumu anlar, herkes anlar. Ben o konuda bir rol yapamıyorum. Yani mutsuz olduğum bir yerde mutluymuş gibi çok görünemiyorum. Annem de o açıdan söylüyordu. Hani duygularımı çok belli ediyorum. Zaten balık burcuyum. Yani duygusal hani, bir patates misin? Yani evet. Hani eskiden daha da öyleydim. Her şeye ağlamalı. Her şeye ağlardım eskiden. Ciddi misin? Ama her şeye yani. Peki bu konuda Asil'le birlikte bir yolculuk yaşadığınız için, yani birliktesiniz ve uzun zamandır birliktesiniz ve birlikte çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi birlikte çalışmak bambaşka bir denge ve birlikte bir ilişkinizin olması bambaşka. Yani aşk ilişkisi, iş ilişkisi. O konuyu nasıl yönetiyorsunuz? İlk yönetemiyorduk. Kavga yani, gürültü mü? Of, sahneye çıkarız, konuşmuyoruz günlerce falan. Hayır, hani sadece sahnedeyiz ve bir aradayız. İyi görünüyoruz ama birbirimizin arka planda hiç hani... Küssüz, asla konuşmuyoruz. Günlerce öyle konuşmadığımız oldu. Peki sahnede ne yapıyorsunuz o sırada? Ben onu mesela belli etmem. Yani orada hiçbir şey yokmuş orası gibi iş. Davranırım. Asil bir tık belli ediyordu. Ben de onu uyarıyordum, belli etme burada bari. Hani burada normal davran diye. Ama yıllar geçtikçe aslında ikisini birbirinden ayrıştırmayı öğrendik. İş. Evet hani. İlişkimizi karıştırmayalım. Aynen, hiç ikisini bir arada şey yapmıyoruz. Bir de bir tık da böyle aslında bir araya giriyor. İşte sürekli bir aradaymışız gibi görünüyor değil mi mesela? Ama yazın mesela 10 gün turneye çıkıyoruz, birbirimizi sadece sahnede görüyoruz. Öyle bir şey oluyor, hatta ben ona bazen el sallıyorum sahneye çıktığımda. Hani seni çok özledim falan diyorum. Neredesin ya? Evet, evet, öyle şeylerimiz, muhabbetlerimiz oluyor. Kavga videonuz var bir tane. Daha doğrusu kavga da değil de böyle tam çift zıtlaşması böyle. Videomuz hazırsa videoyu da bir görebilir miyiz? Düşürdün beni şu an. Buyurun. Evet. Aşkım neden düşürdün? Değerini tamam, bil dedim ya. Çok seviyorum. Tamam aşkım. Ama bak bak, böyle keskin hareketler yaparsan nasıl ben mesela? De keskin cevaplar aşkım, veririm sana. Tamam aşkım diyorum. Tamam deyip diyorum. Çat diye bilgisayarı basarsan ben de keskin cevaplar bak, veririm. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben keskin bir cevap vermedim. Tamam aşkım dedim. Ya bu arada biz sonra bunun devamını izledik. Ve yönetmenimiz sağ olsun kaostan beslenmiş bu kurguda. Tamam. Çünkü bir cümle sonrasında Asil bir şey söylüyor ve biz gülmeye başlıyoruz. Hani o anlık yaşanan şeyler onlar. Minicik bir gerginlik. O evet. Ama o kadar böyle ya. Kadın erkek ilişkisi hani böyle saf hali ki. Niye öyle yaptın? Niye öyle yaptın? Hayır, onu o anlamda yapmadın. Çat diye kapattın. Hayır, yapmadım aşkım falan. Ya bir de orada günlerin uykusuzluğu var. Her gün şarkı okuyorum girip stüdyoya. Ya da yazıyoruz boşlukta yeni bir şey, onu söylüyorum falan, artık şey yani hani bir tükenmişliğe girmişiz yani. Hiç kimsenin, aylardır stüdyodayız, kimsenin birbirine zerre tahammülü yok. Herkes albüm bittiğinde birbiriyle bir süre görüşmemeyi düşünüyor falan, bu durumdaydık. Peki başarı arttıkça seven azalıyor gibi bir söylemim var. Bunu söyledim söylemediğimi tam kestiremedim de gerçekten, röportajı da bulamadım. Ama böyle haberler var yani, başarı arttıkça işte sevgi azalıyor, başarı arttıkça daha fazla linçleniyor insan falan diye bazı söylemler yakaladım. Ya yalnızlaşıyorsun biraz dedim aslında. Hani çünkü atıyorum bir önceki şeyde, süreçte yanında olan ve senin başarında, iyi gününde daha çok yanında olan insan varken bir sonraki seviyede bu azalıyor. Tebrikler azalmaya başlıyor yani. Birazcık böyle tek azala azala. Yavaş yavaş böyle. Sen ama böyle sanki çok hani yakın arkadaşlarım var ve sonra dışarıya çok kapalısın gibi hissediyorum sanki dışarıdan. Böyle çok sosyalleşip çok böyle bir sürü arkadaşlarım olsun değil de 3-4 tane dostum olsun bana yeter bir kafada gibi gözüküyorum, evet. Dışarıdan. Doğru bir direkt tespitle. Öyleyim ben. Gerçekten öyle gözüküyorsun. Ya ben zaten sosyalleşecek vaktim yok. Benim sosyalleşince ben yoruluyorum. Neden? Bilmiyorum, ben çok... Ertesi günüm benim bitiyor mesela. Sosyalleştiğim gün Allah'ım keşke sosyalleşmeseydim falan diyorum. O kadar iyi anlıyorum ki seni bir anda. Yani böyle aşırı enerjim tükeniyor ve muhabbet etmeye çalışırken çok fazla enerji harcıyorum. Yoruluyorsun değil mi? Ertesi gün ben de felç geçirmiş oluyorum. Böyle evde yatıp tavan izliyorum. Ya sadece. Şey hani insanlar birbirini yormadığı sürece, işte hani trip atmadığı sürece, evet. Ben müthiş bayılıyorum o şeye. Harika, sisteme, ben de o sisteme aşığım bayılıyorum. Yani. Bir de ben ev buluşması daha çok seviyorum. Aslında birazcık o yüzden dışarıda buluşmak, hani böyle doğalında buluşulunca sanki daha rahat muhabbet akıyormuş gibi geliyor. Nedense bilemiyorum. Bana da öyle geliyor. Ben de artık dışarıyı sevmiyorum.
Peki dışarıda insanlarla karşılaştığın zaman böyle insanların sana olan tepkileri, yanına gelip işte fotoğraf çekiliyorlar falan filan. Oralarda nasılsındır, nasıl hissedersin kendini? Utanır mısın yoksa daha kucaklar mısın ya da daha böyle soğukkanlı mı davranırsın? Yok, ben mesela hiç kimseyi kırmam. Dikkat ederim. Hani çok acil bir şeye yetişmem gerekmediği sürece ben kimseyi kırmamaya gayret ederim o konularda. Biz de senin için sokağa çıktık. Sokak röportajı yaptık. Eyvah. Neler dendi? Derya Oğlu'yla ilgili sokak röportajı yapan oldu mu? Olmuştur belki, ben hatırlamıyorum öyle şeyleri. Dur bakayım, bu nasıl bir şey olacak acaba? Gelsin bakayım bir sokak röportajımız. Bu ünlümüzü tanıyor musunuz? Evet, Derya Ulu. Derya Ulu olması lazım sana. Ama doğruyu söylemek gerekirse tanımıyorum. Derya Ulu. Yani siması tanıdık geliyor ama ismini bilmiyorum. Derya Ulu kiminle düet yapsın çok isterdiniz? Kendi kendine yetiyor aslında. Teoman'la denirsin. Nasıl? Demet Akalın'la falan olabilir. Hande Yener olabilir. Derya Ulu sizce şarkıcı olmasa ne olurdu? Modacı olurdu bence. Manken falan herhalde. Manken olurdu. Aa. Tıp okurdu diye düşünüyorum. Aynen. Manken olurdu ama büyük ihtimalle. Bence de manken olurdu, evet. Erkek arkadaşınızla aynı işte birlikte çalışmak ister miydiniz, neden? İstemezdim. Ayrı ayrı alanlar olunca böyle sohbet şeyi olanağı daha çok artıyor bence. Aslında bir tık bir yerden sonra sıkıcı olabilir ama aynı şeyleri hani paylaşmak, konuşmak güzel olur bence. Özel hayatta gördüğüm bir insanı bence iş yerinde de görmene gerek yok. Çalışmak isterdim çünkü hem böyle sık sık daha görüşürdüm hem de kontrol ederdim. Büyük ihtimalle. Derya Ulu'ya bir şarkı söyleme hakkınız olsaydı ne söylerdiniz? Hepsine çıkıyor bu yollar şarkısı, zaten her şeyi söylüyor. Türk sanat müziğinden bir şey. Ama benim sesim çok kötü. Doğru. Onun şarkısı vardı, Okyanus diye. İmit ve Sen Nikah Masası. Aa, neden? Ne yaşadın sen? Ne yaşadın sen? Derya Ulu, sizin hangi derdinizi şarkı yapsın istersiniz? Hayat stresi koşturmacanın şarkısını yapsa fena olmaz diye düşünüyorum. Sınavlarım. Senin ben derdiniz. Parayla ilgili şeyler olsun. Ya da Türkiye'den kaçış falan. Aşk acısı. Kapat. Nikah masası çok iyiydi. Nikah masası neden nikah masası? Sana asla çözemedim. Sen şarkı yaparken neyden ilham alıyorsun? Peki yazarken daha doğrusu yani. Her şeyden. Yani atıyorum mesela işte seninle alakalı yanında çok wow bir şeye şahit oldum. O da ilham veriyor mu? Veriyor. Başkasının acısından ilham alıp şarkı yazabilmek inanılmaz bir şey değil mi ya? Öyle oluyor. Ben genelde böyle zaten yazarak şey yapıyorum hani. Dertlerimi, işte bütün düşüncelerimi. Böyle bir arkadaşının acısına yaptığın şarkı var mı? İşte arkadaşının ne bileyim yaşadığı bir dram. Var, polis şarkısı işte o aslında. Kimsenin bilmediği bir aşk yaşıyorlar. İki kişi. Hı-hı. Kimse bilmiyor ve onların aslında o şeyini yazdım ben, durumunu. Arkadaşının haberi var mı? Yok. Dinleyince fark etmiş midir? Bu benim aşk acım ya, bu benim aşk. Fark etmemiştir, söylemedim de. O da sana bir şey söylemedi. Şimdi öğrenmiş oldum. Haberin olsun, Derya sana yazmış. Yani evet. Kim bilir, içinizden birinize bile yazmış olabilirim diye. Peki şu an mesela düet yapmak istedin, birlikte şarkı yapmak istediğin kimler var? Hmm. Hani ilk böyle şu dönemde şunu gözüme kestirdim, onunla şarkı söylemeyi çok isterim, birlikte bir şey yapsak çok iyi olur dediğin. Güzel bir soru. Sezen Aksu. Çok isterim. Aşığım ona. Ama onun dışında? Tarkan olabilir. O çok güzel olur. Yani evet, isterdim. Kenan Doğulu olabilir. Şu an ilk aşamada bunlar aklıma geliyor. Tarkan'la bizden çok güzel match yaptım sizi vallahi, güzel olabilir. Değil mi? Hakikaten. Böyle ben de bir... şu an onu düşünüyorum bir evet, yandan. Güzel, böyle bir kafamda canlandırdım, beğendim. Bir tane söyleminde şarkı yapmak için böyle ilham almak açısından işte yani bazen yaşadığım dramları tatlı tatlı böyle bir hafif uzatırım. Hafif böyle oraları böyle sündürürüm ki yani daha böyle bana bir işte acı çıksın, malzeme çıksın ki yazayım demişsin. Evet dedim. Bir hafif bir drama queenliğin var gibi mi? Bazı anlarda olabilir. Ben de bunu fark ettiğimden sonra bir tane ne kadar drama queensin testi hazırladım. Eyvah. Neyden tam olarak besleniyorsun, neyden ilham alıyorsun anlayacağım. Gelsin sorumuz. Asil erkek arkadaşlarıyla tatile gitti ve gün boyu seni aramadı. Akşam uzun bir ayar verme mesajı döşer, ayrılık tribine girip kendini yerden yere vurup aşk acısı çekmeye başlar mısın? Yok ya, bu konuda olmam. Çünkü konuda rahat mısın? Bu konuda rahatım, evet. Yani o istediği yere gidebilir. Aramadı. Biz gün içinde de mesela bazen çok bir kere konuştuğumuz oluyor. Bu konuda rahatsın. Bu konuda rahatım. Yan yanayken sıkıntı. Yan yana mı kavga ediyorsunuz? Evet. Gelsin sorumuz. Asil'e sinirlendin ama ne olduğunu anlatmayıp onun anlamasını bekleyip anlamadıkça daha da kurulup beni anlamıyor ya triplerine girer ve Asil neyin var dediğinde of bir şeyim yok
der misin? Of var ya, bak bu işte ben. Bu direkt benim ve o kadar sinirleniyorum ki beni gerçekten anlamadıkça beni anlamadığı için ayrı sinirleniyorum. Sonra ilk sinirlendiğim şeyi unutuyorum. Ya o kadar sinirleniyorum ki bize daha çıkmamış şarkılarda daha geçen gün öyle bir şey yaşadık. Yine yazdım yani mesela sinirden. Patlamanda asıl ne yapıyor? Yine anlamadım. Sorun bu. Ya, erkeklerin yani, özü değil mi? Şarkı yazıyorum mesela besteliyor ve 2 yıl sonra anlıyor. Mesela canavarı yazdım, ona yazdım uçakta bir konsere giderken. Böyle beni takmıyor falan böyle. Çok sinirlendim ve ya böyle sinirle yazdım. Besteledi, etti falan. Ben farkında söyledim, değil. Kayıt ettik. 2 sene geçti. Ayıp olmuyor mu ya dedi bana. Dedim yeni mi anladın gerçekten? Şeyde bir de kahır şarkısı var. Kendime büyük özrüm var seni adam sandım diyebilirim. Onda da mesela çok geç anlıyor Allah'tan. Sonra rahat rahat döşüyorum ben de o konuda. Nasılsa geç anlıyor. Nasılsa geç anlıyor diye. Aşkım o zaman çok kötüydük, kavga etmiştik. Evet, o yüzden yazdım falan. Anlamıyor genelde. İnanılmazmış ya. Tam erkekler özeti asil ya. Gelsin bir soru daha. Asile küçük bir konuda sinir olup hıncını çıkaramayınca alakasız bambaşka bir konuda daha fazla trip atıp olayı büyütüp küser misin? Farkındaysan okurken güldü. Kesinlikle, yaparım, kesinlikle yaparım. Peki en çok Asile trip atma sebebin ne? Anlamamız. Yani, bu programı izleyince anlayacak mı acaba? Sanmıyorum. Onu da geç anlayabilir birkaç ay sonra. 2 sene sonra... Ya ben söyle lan demişsin öyle ya. Ya tabii tabii. Anlamıyor. Genel olarak anlamıyor mesela. İşte bir şeye kızıyorsun anlamıyor. Ve Asil sana hiç trip atıyor mu? Ya Asil Akrep Burcu. Akrep Burcu var mı aranızda? Siz mi? Kaç? 2 kişi mi? 3? Geç ayırı kaldıranlar var orada söylemek yavaş istemem. Yavaş sırayla yavaş sırayla geliyor. Yavaş. Hani akrep burçları bilir ve anlar diye düşünüyorum. Onlar mesela böyle genelden... Benim etrafımda bu arada sadece Asile bir sürü akrep var. Çekiyorum da aynı evet. Zamanda akrepleri. Onlar mesela genelde bir şeye bozuluyorlar ve... İçine mi atıyorlar? İçine atıyor ama içine attığı sürede de bir Nemrut böyle... Bir şeylik oluyor yani. Surat mı keşke yapıyor? Konuşsa yani diyorsun hani değil mi? Var değil mi öyle bir şey? Bak hepsi kafası anlıyor. Var var. Var onlarda öyle bir şey var. O ketumluk var. Sonra o ketumluk sürecinde sana hayatı zindan ediyorlar. Surat asıp. Surat asıyor. Konuşmama. Sen neyin var diyorsun o deminki sorudaki gibi. Bir şey yok diyor ama. Evet. Evet. Ah o hayat zehir oluyor o günler anlatana kadar. Ay çok fena zormuş ya. Sen konuşma taraftarı mısındır peki? Bir sorun varsa bunu konuşalım. Hep. Ben hemen konuşurum. Asil de susuyor. O da tam tersi susar evet. Yani şey hani ben mesela hemen anında tepkimi verir, konuşurum, çözelim, bitsin, üstünü kapatalım derim. O ve genelde akrep burçları. Uzatmak, susmak. Anlatmıyorlar. İyi bence çok drama queen değilmişsin bu arada tahmin ettiğimden. Normalsin, her kadın kadarsın yani. Bunların çoğunu ya ben sana daha fazla yapıyorum. Bazı anlarda ya. Eskiden çok şeyliğim vardı da şimdi böyle... Yavaş yavaş ne artık gerek birazcık var ya falan yapıyorum artık. Artık uzatmayalım Asil, evet, devam edelim. Evet aynen. Bitsin geçsin diyorum. Şimdi yeni bir şarkını da çıkarttın. Klipte bir de oyunculuk da yapıyorsun. Minicik, evet. Minnacık gördüm. Serkan Derya, ne olur gitme. Derya kalkar mısın? Ne olur gitme. Sen? Ne olur gitme. Derya. Ne olur gitme. Derya. Öyle bir isteğin birazcık. Var mı? Ya çok değişik bir histi. Yani ufak tefek yine böyle kliplerde minik mizansenler şeyler yapıyorduk ama diyaloglu bir şey hani kısa film gibi bir şey evet. Çekmek istedik aslında bunu ve daha önce hiç öyle bir şey çekmediğimiz için bir anda şimdi müzik çalınca insan rahat oluyor istediği şekilden şekile giriyor falan. Çok ben alışmışım bir de evet. Tabii sessizlik dediler bir anda. Senin konuşmam diyalogları oynamana. Ben böyle far görmüş tavşan gibi oldum müzik yok diyorlar ki hani oyun başladı evet. Ecem yönetmen Ecem Hoca dedim ki hocam bana bakıyorlar. Herkes çok sessiz. Ve ben ne yapacağım? Bana bakmasınlar dedim. Ben şu an çok utanıyorum dedim hatta. Bir tık orada zorlandım bu arada. Kaç kere çektiniz? İşte her sahneyi en az 4'er 5'er kere çektik. Ay birazcık zor bir şey ya. Herkesin bakarken senin şarkın bile olsa senin yani şarkının hikayesi ama. Of çok bir de hani orada böyle evet duygu var ya ortada hani böyle... Yani gülüşme bir şey olsa belki daha rahat olurdum ama bir sancıyı anlatmam gerekiyor. Hakkını da vermek istiyorum elimden geldiğince. Mesela kurguya oturduğumuzda ne yaptığımı hatırlamıyordum. O an o kadar heyecanlıydım ki böyle nabzım gerçekten 180 falan atıyordur. Çalıştın mı peki?
evde Asil'le falan çalıştınız mı mesela? Ya Ecem'le çalıştık. Ecem'le ya. Çalıştınız? Ya Ecem evde, ben önünde elini tutuyorum, yere diz çökmüş. Bizi gerçekten o halde görseydiniz ne yapıyor bunlar derdiniz. Böyle magazinle falan aran nasıldır? Magazin haberleri, röportajlar, çıkan magazin haberleri, linçleri falan takip eder misin? Ya çok takip ettiğim söylenmez. Linçlere falan bakarım. Tadın kaçar mı? Arada. Yok. Umursamıyor musun? Severim ben okumayı, gülerim. Gerçekten? Evet. Hiç böyle yediğin çok büyük linç oldu mu? Yani şey olarak hani öyle çok canımı yakacak bir şey olmaz. Genelde olmaz. Gülüyorum ben ya. Senin için magazin haberlerini topladım. Topladım. Kim bilir neler var doğruluk içinde. Doğruluk mu rezalet mi diye. Evet, bazıları zaten Allah. Belki doğru bile değildir. Doğruluk mu rezalet mi bölümümüz gelsin bakalım ilk haber. Derya Uluğ'un şok eden zevkleri. Bismillahirrahmanirrahim. Bu nasıl başlık ya? Bu nasıl bir haber? Bu nasıl bir başlık? Ve fotoğrafım. Bunun hangi... Ne bu ya gerçekten? Vallahi haberin böyle altında ne var? Muhtemelen futbol oynamak ve maç. Maçtır bu. Daha böyle işte hani maça gitti, maçtan geldi, öyle bir haberdi diye hatırlıyorum. Şükürler sürekli olsun. Çünkü ben konuşuyorum ve sonra hatırlamıyorum ne dediğimi. Ve bambaşka bir kelimeyi seçip haber olduğu için evet. Burada konudan alakasız böyle aniden. Vallahi iyi neyse şu an. Şok eden bir zevkin yok yani evet. Normal. Gelsin öteki haber. Mağdur Derya, sessiz kaldıkça üstüne geldiler. Bu sen misin? Bu benim de bunu diyen ben miyim? İnanılmaz komik bir bölüm. Şey ne zaman, ne için dedim acaba bunu? Ne için demişim? Var mı bilgisi? Birinin videosuna mı, birinin programına mı konuk gitmişsin? Oradan birazcık böyle eleştirilmişsin. Onunla ilgili bir açıklamaymış bu. Birinin videosuna gittiğinde kötü yorum yapmışlar. Ha, Danlı'nın. Danlı'nın videosu evet. Mu? Evet. O videoda mesela herkes nefret kusmuştu. Neden? Hatta Danlı arayıp dedi ki bana videoyu kaldırabilirim dedi. İstersen. Ne oldu da o kadar nefret kustular ki? Bilmiyorum, ben de anlamadım bu arada. Hala da anlayamıyorum. Hani biz orada mesela zaten program öncesi dedik hani o programın konsepti öyle. Hani biz zaten orada hani. Didişeceğiz. Didişeceğiz yani hani. Didiştik. Sonra da güldük hatta, eğlendik falan. Öyle hoşlanmamışlar bu benden. Buraya gelmeden önce hani böyle seninle ilgili video izledim. O videoyu izledim. Bana mesela hiç tuhaf gelmemişti. Bilmiyorum, insanlar hoşlanmamıştı. O tamam, şimdi ona demişimdir evet. Gelsin öteki haber. Yıprama payı. Bütün şarkıcılar kırkında çürür. Hayır canım, ben böyle bir şey dememişim. Yıpranma payı dedim, bunu böyle mi başlık attılar acaba? Ne kadar ne güzel çıkmışsın dedim. Bu fotoğrafta. Ya bir yaştan fotoğraf. Sonra şarkı söylenmiyor. Gibi bir şey dedim mi? Ya bütün şarkıcılar kırkında çürür diye bir şey diyemem. Önümüzde Ajda Pekkan gibi bir örnek zaten. Varken ayıp yani ondan eksik. Böyle şarkı söyleme yaşı var mı peki? Bu yaşta bırakılır. Öyle bir açıklamandan falan mı aldılar acaba? İşte şöyle bir şey olabilir. Gerçekten belli bir yaştan sonra işte nasıl vücut her çünkü... şey artık çökmeye başlıyorsa işte kaslar zayıflıyorsa çalıştırmazsan. Ses de bir kas olduğu için doğal olarak o da çökmeye başlıyor. Onu da çalıştırmazsan. Yani sonuçta 30 yaşındaki sesinle 50 yaşındaki sesin aynı olmuyor. Ama diri tutarsan sürekli işte şan egzersizi yapıp falan onda gayet şey olur. Ajda Pekkan mesela. Diri olur yani. Ajda Pekkan müthiş. Yani idol herkes için bence şey konusu, test konusu. Sen o yaşlarda da ilerledikçe de yine sahneye çıkıp yine Ajda Pekkan gibi böyle sahne almak ister misin peki? Yoksa belli bir yaştan sonra emekli olur mu? Yani şu ayakta böyle elim ayağım tutsun. Hep. Hep olduğu güne kadar almak isterim. İnşallah. Hiç emeklilik hayalin yok yani. Yok. Ben duramıyorum yani. Ben durunca sıkılıyorum. Yani sabit de duramıyorum. Tatil? Yani tatillerde de durmuyorum. Sonra tatile gidip yorulup tekrar evde gelip dinleniyorum mesela. Hani insanlar mesela tatilde dinleniyor ya, ben öyle bir şey yaşamıyorum. Tatile gidip ne yapıyorsun peki? Ne yapıyorsun da yoruluyorsun? Gezelim stresi mi oluyor bu sefer de? Ya da işte... Son yıllarda zaten hep böyle tekneye gidip duruyorum. Mesela kaçacak ki, yerin de yok bari kaçacak orada. Kaçacak yerim de yok. Sadece durayım diyorum böyle. Ve sadece duruyorum. Hiç hareket etmeden. Hiçbir efor sarf etmeden. Yiyeyim, yatayım. Hani direkt hedefim o yani tatillerde. Ama çok genelde gezilince edince falan bir haftada tatilden sonra kendime gelme payı var. Tam bir ev kuşu gibi anlatıyorsun kendini ya. Öyleyim. Ya evde çok duramasam da işlerden dolayı. Ama genel olarak hani şey, bu arada evet. Gezmeyi de çok severim biliyor musun? Hani başka görmediğim yerlere gideyim, şurayı yeni da göreyim, yani. Burayı da göreyim, tarihi yerleri işte görmeyi çok severim mesela. Ama yapmıyorum. Neden? Sadece istiyorum. Ama üşeniyorum. Yoğunlukla. Üşeniyorum. Yani üşengeç birisi. Gibi birazcık. Gibi.
O konularda evet. Mesela insanlar hemen işte bir hafta oraya gidiyor, bir hafta oraya gidiyor, evet. Bir hafta oraya gidiyor. Acayip imreniyorum. Diyorum ki ya müthiş. Nasıl ama bir yapmış. Enerji. Ben de istiyorum. Ama gitmiyoruz. Evet, mesela geçen hafta Barcelona'ya gidecektik. Yani biletler alındı, şey yapıldı, gitmedik. Neden? Çalışalım diye. Gerçekten işkoliksiniz ya. İptal ettik, evet. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilmiyorum bu arada bu. Bilmiyorum, size iyi geliyorsun şu an çalışmak. Çalışmak da iyi. Evet ya. Gezmek iyi geldi bir dönemde, gezersiniz yine. Aynen, doğru söylüyorsun. Tam bir nene gibi konuştum ya, yaparsınız ya. Gelsin yine haber. Bakan dönüp bir daha baktı. Hayranları hediye paketine benzetti. Şunun için. Şunu mu şunu mu? Evet. Şunun için bence Twitter'da donsuz çıktı diye haberler gördüm. Ya nasıl onu bulamam ben ya. Yemin ederim. Twitter'da böyle haberler gördüm. Bir de beni etiketlemişler. Hani donsuz çıkmışsın, haberin olsun. Göreyim diye. Hani ya, haberin evet. Yoksa. Evet. Burada donsuzsun mu? Şok kıyafet. İşte donsuz çıktı falan diye böyle başlıklar atmışlar. İnanılmazmış ya. Bu bir tane albüm kapağı klip mi ya da? Bu Nefes'in işte albüm fotoğraf çekiminden. Ve donsuzsun. Ya. Donluyum ya yani mayo. Mavi mayo arkadaş. Arkadaşlar mayo ile don aynı şey don değil. Don ya da hediye paketi yok, o bir mayo. Gelsin öteki haber. Bizim evde Asil'in sözü geçer. Eyt be. Tam bir beyci gibi konuşmuşum. Tamam. Demişimdir. Peki kimin sözü geçer? Benim tabii ki. Gelsin yine haber. Her hafta astroloğuna danışıyor. Yok o kadar değil ya. Şey albüm yani şarkı çıkaracağım zamanlarda. Bir danışıyorsun. Danışırım net. Yani sormadan asla çıkarmam. Ciddi misin? Valla. Hep aynı astrolog mu var peki, yoksa arada değiştirip yenilerini deniyor musun? Yani zaten bir tane arkadaşım astrolog. Ona her daim sorarım. Sonra başkalarının fikirlerini de alırım mutlaka. Ama sormadan çıkarmam. Peki falcı falan var mı? Yok. İnanmıyorum öyle şeylere. İnanmıyor musun? Ama sorarım ya, inanıyorum. Ya ona eskiden ona da inanmıyordum, artık çok inanıyorum. Ben de çok inanıyorum ya. Ya mesela metrolarda çıkan şeyleri bir test ettiğim oldu ara ara. Oldu mu? Çok boş güzel. Boş ver çıkaralım deyip retrolar yüzünden. Aha. Ciddi misin? Mesela artık. Bir şey oluyor diyorlar ki işte o dizi tutmayacak çünkü retroda çıkıyor evet. Diyorlar ve dizi tutmuyor. Ben çok inanıyorum. Ben aşırı inanıyorum. Ben var ya böyle şeylerin köpeğiyim ya. Ben astrolog... Gerçekten astrolog kapısında falan yatarım ben yani. Ya ben de çok inanıyorum ya. Kurşuncu, astrolog, falcı, medyum ne bulursam her türlü şey. Ben her şeyden garanti alırım. Peki sahneye çıkmadan önce böyle şans getirir, uğur getirir diye inandığın bir şey var mı? Her sahne öncesi yaptığın. Dua ederim bir kere zaten çıkmadan. Ama mesela diyelim ki bir kıyafeti giydim. İşte orada... Diyelim ki bir olumsuzluk yaşandı, aksi bir şeyler gitti, bir daha o kıyafeti asla giymem. Ömrüm boyunca. Ya. Öyle şeylerim var. Pardon. Şimdi sırada Jenga bölümümüz var. Aksiyonlu, sorulu, morulu bir şeyler falan filan. Hazır mısın? Hazırım. Başımıza inşallah. Hadi güzel iyi şeyler gelir. İyi şeyler gelsin. Gelsin bakalım Jenga'mız. Aksiyon, kırmızılar soru. Kimse kırmızı. Görmedi. İstediğimi söyleyebilirim. Ama kırmızı. Kırmızı tamam evet. Mavi gelmesin istiyorsun ve biraz paniksin mavi gelirse diye. Yani. Yani çok az. Sektörde en sevmediğin insan türü nedir? Ya sadece sektörde değil, her anlamda, hayatımın her anlamında... Mesajıma cevap yazmayan ve aramama geri dönmeyen insan bu hayatta en sevmediğim insan. Ciddi misin? Evet. Arayan biri misin peki, mesajcı mı? Mesajcıyım daha çok. Hani konuşmak zaten çok programa gerek geldim yok. Benden anlayabiliyorum. Ben asla aramadım ve sadece mesaj atıyorum. Yani konuşunca mı gerektiğinde de şey hani böyle mesela arıyorsun kimse geri dönmüyor günlerce. İşte mesaj atıyorsun değil mi? Yani biz bu yoğunlukta bile olsak mesela ben mutlaka dönersin. En kötü gün sonunda mutlaka dönerim. Herkese. Çünkü benim için hani bu bir saygı. Dönün arkadaşlar mesajlara.
10 dakikamız geldi. 2. Bir çocuğun olsa ismini ne koyarsın? Bir çocuğum daha olsa. Yanlış kişiye geldi. Biz var ya isim konusunda o kadar kötüydük ki evlenmeden önce bizim bir tane kedimiz vardı ve kedinin adı Kediydi. Yani öyle bir üşenmeden vardı. Çocuğa da çocuk koysaydınız. Yani çok uzun zaman ilk oğlumuzu asla isim bulamadık. Hiçbir şekilde bulamıyoruz. Böyle artık hani koyun böyle hani herkes isim arıyor falan böyle. Bebek koysa. Ne koysak acaba? Ali koyalım işte falan. Düz isimlere Basic. Bakıyoruz. Basic. Sonra Allah'tan Eser demişti ki şey Kuzey koyalım ama bu Kuzey ışıklarına gittik göremedik falan bir hikayeler. Hani uzun uzun ama ikinci ya ben de... sizin o fotoğrafınızı gördüm. Hani hayaller hayatlar çok iyiydi. Gösterideki fotoğraf. Ve ikinci de... Peki üçüncü olsa ne koyarsın? Üçüncü de erkek olursa yine bulamam ama kız olursa kendime hep böyle bir şey bir toprak koyasım geliyordu benim toprak belki kıza toprak. Kıza da mı? Kıza da. Kız toprak var mı toprak? Sihirli annemdeki toprak vardı bir tane. Ben onu çok severdim o yüzden mi acaba? Doğru o var. Bak toprak koyabilirim. Senin var mı öyle bir şey çocuğum olsa şunu koyarım? Nefes aslında. Evet güzel. Düşünürdüm. Bir de söz ismini çok severim. Çok güzelmiş. Evet. Geçen bir seyircimiz geldi ismi Dua'ydı. Dua çok beğendim. Dua. Dua. Güzel. Beğendim. Hadi ama biraz ağır bence. Evet biraz ağır. Bebeğe de dua dem yani, zor olur. Evet. Mavi istemedin geldi. Ya evet. Allah'ım acaba hangisini seçsem? Bir erkek seyircinin saçına bigudi ser. Güzel bence. Haydi bakalım. Kim gelmekse? Aa orada saçlar çok güzel olan var. Gördüm. Kim? Üstüne hiç alınmıyor bu arada o. Tam bigudiliksin bak. Evet. Lütfen. Bence de bu arada. Bak inanılmaz bigudilik saçın var. Lütfen. Bakıyorum erkekler. Alkış istiyorum. Buyurunuz efendim. İsminiz nedir? Gerçekten. Bir şey söyleyeyim mi? Benim de yok. Sen de mi bilmiyorsun hiç bir gün sen? Kaç yıl oldu? Çok eski. Lütfen buyurunuz ortamıza. Tabii. Şu güzel saçlarınızı, sırma saçlarınızı görsünler. İyi misiniz? İyiyim. Daha iyi olacaksınız. Bak ben güzel saç yaparım bu arada. Kuaförüm de bilir. Bir şey söyleyeyim şu an. Tutturdun şu mu an tutturmadın mı? Şu an çok kötü yaptım. Bütün tezlerimi buradan kendi... Buradan da ben giriyorum. Tutturmadığım için oldu galiba. Ama tutturman lazım evet. Bir şey söyleyeyim mi? Sonuç güzel olunca... Bu arada bigudi sarınca saç çok güzel oluyor. Haberin olsun. Peki. Peki. Ben neden kapatamıyorum bunu? Bak kapanmıyor. Put yapınca takılıyor. Put yaptır bakayım. Ben çok güzel saç yaparım dedikten 5 dakika. Ya evet 5 dakika sonra ben. İşte. İşte, işte başardım. İşte teşekkür ederim. Lütfen telefondan bak kendine. Ama bir şey söyleyeceğim. Program sonuna kadar böyle kalmanız şartıyla. Teşekkür ederim. Kocaman bir alkış istiyorum. Teşekkür ederim. Zak diye düşürmeyeyim. WhatsApp profil fotoğrafını göster. Evet. Tamam. Hemen göster. Tam olarak var. Ya ben Meral'ın ta kendisiyim. Seslendiriyorsun bence fotoğrafla kendini bu arada. Tam ben buyum. Ben hayatta bir şey olsam bu olurum yani. Eskiden Eser'le ilk sevgili olduğumuz zamanlarda o merak etsin diye aynen böyle fotoğrafım yokmuş gibi kaldırıyordum. Onu engelledim sansın. Foton gitti. Foton gitti ne oldu ya? ah neler yaptım. Mavi çıktı yine bana. Tamam. Ben stresli gibi terledim. Nefes şarkısını arabesk söyle. Hayda. Nasıl söyleyeyim ki? Ben müzisyen değilim. Bu konuya bir çözüm üretemem şu an. Nefesin almazsam biterim. Nefesin almazsam biterim. Söyleyemedim saçma. Ne bana bakarak söylemen o kadar kanki. Acı çeke çeke. Sana... Gerçekten aşıkmış gibi. Böyle göz göz. Hiç bunu olmadı, bu şarkı hiç olmadı. Mavi kent. Flütle nefes şarkısını çal. Ben şimdi mükemmel kulaklarınızın pasını bir attırayım da şurada flütümü. Benziyor. Bravo! Bir şey söyleyeyim mi? Bu flüt bozuk. Ben çalardım yoksa. Güzel değil mi? Nefes verdin sonuçta. Aynı şey. En yakın arkadaşım ve ben. Birbirimizi doldururken. Attım. Vay. Ya yine var ya. Sen istemedikçe çekiyorsun resmen ya. Bir seyirciyle penaltı yarışması yap. Üç olan kazansın.
Vay kızlar. Aa, kızlar. Hiçbir erkek el kaldırmadı. Size helal olsun. Yapıyor kalemiz muyuz? Kalemiz bile var tabii. Bak. Tamam, insan kalede biri olunca strese giriyor. Haydi. Şu an 1-0 mı? Sana güveniyoruz. Bak şimdi ben hırslanıyorum mesela şu an. Yersiz. Nasıl lan? Haydi. Bak bu ayakkabılarla. Mümkün değil. Nereye vurduğum belli değil. Didn't. Tutuyorsun herhalde. Ya atabilecek biri olduğunu düşünmüyorum bu kadar küçük kale. Bu kadar küçük kale evet biraz uçurmak lazım. Ah be son anda. Teşekkür evet, ederiz. Teşekkür ederiz. Hiçbirimiz atamadık. Olmadı. Topuklarla olmuyormuş. Biraz daha büyük kale lazım. Aa! Mavi. Bir seyirciyle 30 saniyede kaç yumurtayı sarı beyaz ayırabileceksin yarışması yap. Ben çok istekliydi. Ben erkek seçmek istiyorum ama kimse de yumurta ayırmak istemiyor erkek. Aa beyefendi. En arkadan parlak yüzümüzle lütfen buraya gelir misiniz? Lütfen lütfen ben hanımlarla yarışmaya korktum şu anda. Ben de çok beceriksiz olduğum için. İsminiz nedir? Emre. Emre. Emre Bey nasıl ayrılıyor yumurtalar acaba? Bilmiyorum. Biliyorum dediniz az önce. Biliyorum demedim hiç yapmadım daha önce. Ama nasıl ayrıldığını biliyorum dediniz. Tabii öğrenmeye geldi aynen. İşte ya buraya. Peki niye o kadar istekli elinizi kaldırdınız orada? Emre Bey o zaman hazırsanız 30 saniyemiz hazır mı? 3-2-1. Arkadaşlar. Ayıracaksınız bak... ayıracaksınız. Aynı yere beyefendi. Değil aynı yere yok, değil. Yanlış olmuş. Yanlış olmuş tamam. Aynı yere bir ay işte. Bak kabuğun birinin üstüne birinin altına geçiyor. Ben böyle biriyle yarışamam arkadaşlar. Daha profesyonel biliyorum. Kabuğu üstüne. Ben Dalilo'yu istiyorum. Birine at, aktar sarıyı. Aktar. Evet bir daha diğerine. Bir. 4-3-2-1. Bravo. Patlattım sizi. Tebrik ederim. Gerçekten beceremiyormuşum. Ama siz ilk başta hepsini aynı yere koydunuz. Yok onu yanlışlıkla yaptım. Kızınca direkt dökülüm. Temizlik firması alalım buraya. Ötekileri peki yine ikisinde de sarı, ikisinde de beyaz var yani. Bu arada ayırdı. Ayırdığını da oraya koydu. Teşekkür ederiz mutfak becerileriniz için. Sen de sarı. Ben de. Evet. Kırmızı. Kırmızı. Mutluyum. Hadi. Devireceğim. Hayır, hayır. Devirmedim. Güzel. Okulda disiplinlik olduğum bir anını anlat. Hangi birini anlatayım size? ortaokulda ben kütüphane kolu başkanıydım. Ve hala var mı bilmiyorum bu arada kütüphanelerde nöbet tutuluyordu. İşte ben de tutuyordum bir gün nöbet bende. Nöbetçi öğrenciyim. Şeyleri kenara çektim. Masaları, sandalyeleri falan. Birini de oradan böyle gelsen benle bir dedim. Biz birlikte maç yapalım dedik. Kütüphanede. Futbol oynaması canım sıkılıyor çünkü böyle kimse gelmiyor bekliyorum falan. Bir de o sıralar yani deliler gibi futbol oynadığım bir dönem. Biz futbol oynarken kütüphanede yakalandık hocaya. Disipline tabii gittik. Ama şey hani çok inek bir öğrenci olduğum için... Tam her zaman yırttım. Mesela lisede de kavgalar, gürültüler, okul çıkışlarında bir daha kavgalar. Köşede yapıyorsun. Çıkışta görüşürüzler falan. Tabii canım benim inanılmaz kavgalarım var. Ortaokulda da lisede de bayağı şey gibi yani. Peki neden? Yani lisedekiler neden mesela çıkışa gel falan? Ya sınıfı basıyorlardı mesela sen hayırdır falan diyorlardı bana. Ondan sonra ben de tabii gider yapana gider yani her türlü. Bir kere kopya çekerken yakalandım. müdür yardımcısına. Böyle bir ton var ya. Benim anım çok. Benim disiplinle ilgili bitmez ama şey. Hepsinde gerçekten iyi, çok çalışkan öğrenci olduğum için iyi niyetimden ötürü ceza vermediler. Ceza vermediler diye. En favori kopya yöntemin neydi lisedeyken? Uf ben o konuda var ya. Pro. Şey yalnız altı yazı geçer misiniz? Asla örnek almayınız diye. Ya yani benim yıllık şey yıl sonu andacı oluyor ya mezun olurken. Andaçta arkadaşlarım yazmışlar. Ve onu öğretmenler okuyacak yani. Hani bana olan bütün inançlarını ve güvenlerini bitirecek şeyler yazmışlar. Yani ben zaten çalışıyordum ama. Kopya da çekiyordum. Hani çekiveriyordum. Eksik kaldığım bilgilerdi diyelim bir şeylerden faydalanıyordum. Eteklerin arasına küçük kağıtlara yazıyordum. Kitap açıyordum bazen.
Yani üst düzey kopya çekiciydim. Ama şey, sakın izleyen öğretmenlerim aldanmasınlar. Gerçekten çalışıyordum. Bazen kopyaları yazarken ezberliyordum. Kopyaları bakmaya gerek kalmıyordu. Yani bu konuda bazen başarı... Bazen de eksik kalan yerlerde minik minik kopya çekilir ya. Lisede yani bu. Hani masaya yazmalar bir şeyler hani ben herkesin hayatında olmuştur. Şey yazıyordum, su şişesinin etrafındaki ambalaja. Ondan sonra o şişeden okunuyor böyle. Orada böyle çevire şişeyi okuyordum. Ben eteğin pileleri var ya. Pilelerin görünmeyen pilelerin içlerine dikişlerden içeri sokuyordum. Ayağa kalkıp açsam da hiçbir şey düşmüyordu ve görünmüyordu. Sıkıştırıyordum bu onu çok oraya. Çok proymuş ya. Böyle bir şey yapmadım hiç. Bizim daha neler var. Gözlerin kapalı bir şekilde bir seyircimize kırmızı duruştur. Erkeğe sür, erkeğe. Erkeğe. Buyurunuz efendim. Ben erkeğe sür, erkeğe, erkeğe. Siz gözlükle olun efendiciğim lütfen. Hayatım senin boyun çok uzun olduğu için hani görüyor musun? Bu kaç? Şunu da azıcık indireyim muallak kalmasın. Kaç? Yok, hiç görmüyorum şu an. Sıfır. Bildin. Yalnız bu kırmızı değil bu arada. Al. Allah versin diyecektin. Neredesin Sude? Buradayım. Böyle... Neyse şimdi şaka yapmayacağım. Linç yiyeceğim şakalar yapacağım gibi hissettim ya. Neredesin Sude, bulamıyorum. Ama sen gülmek için düzgün sürebileyim, anladın mı? Muhteşem sürüyorsun. Aynen. Ama Sude gülüyorsun, o yüzden yanlış sürüyorum. Tuzakların bir tık daha dolgun görünsün diye yapıyor. Sude'ye bir duş hazırlayın. Ya ya! Hiç sürememişim, inanmıyorum ya. Yok canım ha. Of ya. Sude'ye hemen duşa alalım. Dudağın gibi hissettim ya, çenenin şu boğumuymuş ya. Bir de oraya o kadar inandım ki böyle bayağı sürüyor. Teşekkür ederim Sude, çok yakınmış. Kırmızı buyurun. Kolay oldu. Cüzdanında taşıdığın en saçma şey ne? Ben cüzdan taşımıyorum. ama çantamda taraksız dolaşmam. Tarak. Evet, böyle küçük çanta tarakları var ya. Onları hep yanımda taşırım. Minnacık bile olsa sokuşturum. Tarar mısın peki normal? Yoksa evet, ne olur olmaz diye. Yok tararım hep. Saçlarım çok dolaşıyor benim. Uçları. O yüzden hep tararım. Üstüne kaç ev var? Buyur. Bu benim için kolay bir soru. Sıfır diyormuş. Bir tane böyle bir tane çok böyle para biriktirip aldığım bir tane var. Bir tanecik sadece benim. Daha ama çok daha yeni ünlüyüm. Tamam. Zamanla daha çok kazanacağım. Bence muhteşem. Şu devirde ev sahibi olmak bile bence. Bir tanecik. Onda da bir tane öğrenci oturuyor hatta. İşte böyle arada konuşuyoruz falan. Tıp okuyor. Aa ne güzel. Hiç kirasını da arttırmıyorum. Böyle okusun bitirsin diye bekliyorum. Bu bir mesaj mı? hani kiracı, ev sahibinden alırız. Mesela bizim ev sahibi de bunu diyebiliriz. İnsaflı davranılır. İnsaflı olursa yine ev sahipleri benim. Mavi gelsin istiyorsun ve mavi geldi. Evet. Soda kapağını çakmakla aç. Dişimle açsam? Aç. Ben dişimle aç yazdım, bana boş ver yapma. Gerçekten dişimle açıyorum. Lütfen ben dişimle aç. Çakmakla açamam. Dişim kırılırmış gerçekten burada. Çok iyi izlenir biliyor musun dişin kırılsın? Buradan dişçi masraflarını. Buradan bir dişçi sponsoru buluruz. Arkadaşlar. Tamam. Şurada ben gözüme kestirmişim. Gidiyor. Yıkılacak. Yok. Yıkılacak o. Bak, üflesen yıkılacak. Ben sana söyleyeyim. Bir şey soracağım. Bir seyirciyle küp soğan doğrama yarışması yapacakmış. Ben bir tane yeni mavi seçeyim. Ay gitti. Gitmeyecek. Dur ben buna bir küçük müdahale. Niye yapmıyorsunuz? Yapayım mı? Yeni de... Yapalım mı? Yapalım. Hadi gelin yapalım. 3, 2, 1, başlayalım. Helal olsun. Hanımefendi aman, sakin olun, ben buradan size hastaneye götüremem. Aman. Ooo Berfu. Arkadaşlar biz Berfu şov yapıyor.
Valla ben sizi çok profesyonel sandım ama. Yok canım, görüntü önemli. 3, 2, 1 bitti. Bravo. Ne diyorsunuz? Ben mi? Hanımefendiler. Biz tabii ki de. Tamam. Sen baksana rende yaptın. ben burada kıyma çektim evet. Ya. Satırla teşekkür ederim. Valla. Sağ olun. Satır kıyma gibi oldu. Mavi gelecek şimdi. Geldi. Beşti. Buyurun, Victoria Beckham bacak havada olan pozu. Bu ne pozu? Bir tane bir pozu var. Nasıl bir pozu var? Poz var mı? Verebilir misiniz pozu? Şu an şartlar buna müsait değil ama benim böyle bir pozum var ve ben ciddi bunu Instagram'a misin? Koydum. O zaman bulur musunuz o zaman? Bulamazlar. Sildin mi? Arşivledim. Belki Google'da vardır. Yoktur. Neden arşivledin? Çok saçma değil mi? Hani. Artık ama yapıyorum bunu. İşte. Ama yine de Derya çıkacak. Nefesini almazsan biterim, atarını yap. Bu senin bir videon. Aniden bir gün Instagram açtık ve senin profiline girdik ki nefesin almazsan değil diye. Çünkü yükseldiğim bir video. Yani o kadar çok nefesin olmazsam diyorlar ki ya da başka şeyler. Herkes başka bir şey söylüyor bu bir arada. Ya biz de evde makara yapıyorduk. Hatta Çeşme'deydik. Dedim ki ben böyle dedim makaradan bir tane video çekeceğim dedim sinirli gibi. Çektim. Bir saat sonra kafamı patlattım. Zaten ciddi Allah cezamı orada verdi. İnanma. Evet aynen. Hastanedeydim İnanmaz o videoyu çektikten ya. Bir saat sonra. Ondan sonra biri ona remix yapmış. Evet. Ve ben evde onu dinlerken buldum kendimi. Çünkü muhteşem yani. Bence bu arada remix hali muhteşem de. Videomuz var. Evet. Geliyor mu? Arkadaşlar merhaba. Şarkı nefessin olmazsam değil, nefesin olmazsam da değil, nefesini almazsam da değil, nefessin almazsam biterim. Sen nefessin, ben onu almazsam biterim. Nasıl anlaşılıyor mu? Çok güzel anlatmışsın. Ya ve ben bunun üstüne şarkıyı nefesin olmazsam diye söylememe ne diyorsun? Nasıl? Herkese eleştirip, evet. Nasıl ya? Normal. Hayır yani. Kayıtta öyle bir şey yok. Hayır şeyde yok, burada yok. Sonra ben normal kendim söylerken nefesin olmazsam beterim diye söylüyorum şarkıyı. Nasıl ya? Evet. Nerede söyledin peki bunu? Etkilediler beni. Ya. Bir evde de yani. Nefesin şey oldu olmazsam. Bana. Komik oldu yani. Benim o kadar gider yaptıktan sonra öyle söylemem. Bir de gözlük şey falan takıp böyle bir şey yapman çok komik. Gözlüklüsün, yani Çeşme'de olduğun belli, yazlık bir yer. Ve arkadaşlar merhaba. Nefesin olmazsam neydi? Değil. Ama remix'i çok iyi. Haydi yapalım, ceza. Cezamız mı var? Ama ceza bize gelmeyecek. Güzel bir şey. Seyircilerle bir şey ısmarla bacalı bir şey. Hmm. O yüzden tatsız bir şey yok. Seyircilere lahmacun ısmarla. Ya bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ismarlıyoruz. Hemen en yakın nerede var? Burada çok iyi lahmacuncular var bu arada. Sabah gibi. Evet evet. Demin lahmacun isteyen kimdi? Tüm dilek haklarını burada lahmacunda kullandım. Kalbin temizmiş. Tamam ısmarlıyoruz söz. Hadi ısmarlıyoruz. Biz de yeni bölüme geçiyoruz o sırada. Cengamızla elbette tamam. Vedalaşıyoruz. Evet hazırsak herkese lahmacun geliyor. Çok güzelmiş ama o kadar çok yedim ki gerçekten çok rahatsız etti. Hadi bakalım sıra Gavi Digest'e geldi. Gavi Digest'in içinde bulunan kalsiyum sindirim enzimlerinin normal fonksiyonlarını destekliyor. Bunun için mutlaka bir tane ağzıma atıyorum. Herkes lahmacununu bitirdiyse hepinize benden Gavi Digest geliyor.
bir tane kim kime dum duma diye bir oyunum var. Toplam böyle 10 tane zarfımız var. Sana bir tane zarf veriyorum. Geri kalan 9 zarfı da seyircimize dağıtıyorum ve hep birlikte bir cümle oluşturuyoruz. Bakalım nasıl bir cümle oluşturacağız. Zarflarımızı alayım. Bir tanesini hemen Derya'ya seçtireceğim. Allah Allah. Ha ben. Hepsini alıyorum bir tanesi. 7 alayım. 7. Öncelikle kim? Asil. Aa, eyvahlar olsun. Yakışıklı güvenlik. Olur, olur güzel. Kimden gizli? İbrahim Tatlıses'ten gizli. Ne yaparken? Fenerbahçe şampiyon olurken. Güzel. Burada bir mutlu ettiniz. Nerede? Kumsalda. Romantikleşti olay. Aniden. Çıkmaz ayın son çarşambası. Bunu sen yazdın. Şimdi sadece sen biliyorsun. Lastik taktılar. Asil, yakışıklı güvenlikle İbrahim Tatlıses'ten gizli Fenerbahçe şampiyon olurken kumsalda çıkmaz ayın son çarşambası lastik taktılar. Finali de sen yazdın yani. Asil'e sen yazdın bunu. Neyse Allah'tan lastik taktılar. Allah'tan. Ama yakışıklı güvenlikten zarar gelmez ya. İşte Allah'tan başka bir şey yapmadılar. Hiç TikTok'ta izliyor musun yakışıklı güvenlik? Gördün mü? Dın. Gördüm, görmez olur muyum? Yani onun bir de şeyleri var. Bir böyle fotoğraf çekildiği günler var insanlarla toplanıp. Onların videolarını izledim. Evet. Teşekkür ederim. İyi ki geldin. Gerçekten çok güzel bir program geçirdim. Bir tane defter veriyorum hep konuğuma. Ne yazmak istersen. Ver bütün defterim konuklarım benim yazdı. Oluyor. Hayır onu bırakmam. Bütün konuklarım Siz yazdı. Siz bunun ayrımı yok ama. He. Bir dakika çok yazan var. Yazdım. Oley. Bunun için alkışlandım. Defteri senden alıyorum. Ondan sonrasında okumuyor seni gönderdikten sonra ben gidince sen arkamdan. Gidince tamam, şunu da vereyim. Ah, tamam. Sen istersen. Ne şarkısı? Bilmem. Yakışıklı. Sana bırakıyorum. Ah zaman vah zaman. Öyle bir şarkım yok. Ne diyeceğim? Dilber söylesin. Hep birlikte söyleyelim o zaman. Enstrüman falan enstrüman yok ya. Enstrüman olmadığı için evet. Tamam, hep birlikte söyleyeceksek olur. Zor değil. Zaten bir cümle. Arkadaşlar nefesim olmazsam değil. Nefesin almazsam biterim. Nefesin almazsam biterim. Nefesin almazsam. Nefesin almazsam. Nefesin almazsam biterim. Nefesin almazsam biterim. Nefesin almazsam. Nefesini almazsam. Kocaman bir alkış istiyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. İnanılmaz güzel bir programdı. Çok çok teşekkür ederim. İnşallah eğlenmişlerdir. Çok eğlenmişsinizdir diye düşünüyorum. Bir alkış, kocaman bir alkış veriyorum. Ay çok güzel bir şey yazmışlar, duygulandım. Yılın Talk Show ödülleri yıllar boyu senin olsun. Zekandan öperim Derya Oğla. Çok teşekkür ederim. Çalışmaya başlayınca bir şeyler yaptıkça takdir eden insanın sayısı çok az oluyor. Derya benim için onlardan bir tanesi. Yaptığım anda çok takdir ettiği ve çok beğendiğini söylediği için benim için gerçekten çok özel biri. Onu ağırlamaktan çok büyük onur duydum. İyi ki geldi. Umarım siz de izlerken çok beğenmişsinizdir. Talk Show öperleri bugün burada sona erdi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Deneyen her 10 kişiden 8'inin beğendiği Gavi Digest'le içiniz rahat.